Efendim, demokrasimizin birinci merhalesindeki ve sivil toplum adına da bir tarif yok acaba nasıl konuşsak, ilk sıraya girecek hem Türkiye'mizin hem de Adana'mızın çok kıymetli hanımefendi ve beyefendi muhtarları. Değerli Karahisarlı ve Sarıçam Belediye Başkanımız, değerli Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Belediye Başkanlarımız, ASİM'in de Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, değerli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve bugün otelimizde bu kalabalık heyetimize iyi hizmet veren Hilton Oteli'nin değerli çalışanları. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Karataş ve Ceyhan'ın değerli muhtarlarıyla buluştuk. Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarımıza gerçekten onlara olan inancımızı ve samimiyetimizi de göstermek üzere bir buluşma tertip edelim, bir araya gelelim ve bu günün anlamını bir kez daha altını çizerek hayata geçirelim istedik ve davetimize icabetinizle siz bizim bu niyetimizi gerçekleştirmemize vesile oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve bir şeyin altını çizmek istiyorum ki belediye olarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılımcı bir siyaset anlayışını, sivil katılımcı bir siyaset anlayışını hayata geçirmek noktasında muhtarlarımızla bir diyalog zemini, hizmet için halkla aramızda bir köprü ve yapmış olduğumuz hizmetlerde bir çözüm ortağı, yol arkadaşı olarak görmek, bu şekilde gördüğümüzü hissettirmek istiyoruz ve bu meseleyle de şunu da yine onun da altını çiziyorum. Türkiye'de bu manada tavrını, bu tavrını, bu niyetini en iyi şekilde göstermek üzere bir yapı oluşturduk ve bu yapı inşallah aile fertlerinizden sonra en çok hissettiğimiz yapı olacak. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'yla Büyükşehir Belediyesi olacak. ASKİM'le birlikte size hissettireceğiz bunu Allah'ın izniyle. Bakınız, hem Adnan Menderes bitecek, hem Devlet Bahçeli Bulvarı bitirecek. Yüreğir'in muhtarları var burada. Sulardan Yavuzlar'a, Yüreğir'i Adana'nın merkezine bağlayacağım. Yüreğir'in Adana tarihindeki, yani moda tabiriyle söyleyeceğim, görmüş olduğu Suriye muamelesini kökten bitireceğim. Yüreğir'i Devlet Bahçeli'den sonra bir de Yavuzlar'dan Sular Caddesi'ne bağlayan, bulvara bağlayan ikinci köprüyü de 2017 yılında bitireceğim. Temelini atacağım. Seyhan'dan Koza Bulvarı'ndan yine Yüreğir'e bir köprü daha yapacağım. Allah nasip ederse inşallah onları evine türlü yapacağım. Önüne yine bir ikinci kademede nehrin içerisini şişireceğim. Onu da bitireceğiz arkadaşlar. Neyle bitireceğiz? Sizden aldığımız güçle, sizlerin bize olan inancıyla seçilmişliğin bize yüklediği manevi sorumlulukla yapacağız. Kaynak problemi mi? Ben Ceyhan Belediye Başkanı'ydım. İktidar Partisi'nin belediye başkanı değildim ama kendi çapında olanların içerisinde belediye olarak en zengin belediyeydim. En zengin belediyeydim. Bugün de tabii ki 2,5 yılı geride bıraktık. Projelerimizi hayata geçirmek noktasında yasal olarak kullanacağımız bütün yolları ve hakları kat etmek istedik. Oralarda denemelerimizi yaptık. Ne oldu? 2,5 yıl geride kaldı. Önümüzde kaldı 2,5 yıl.
Son 6 ayda icraattan çok seçim havası olur. İstese de zaten çalıştırmazlar, bir şeyler yaparlar. Ama Allah nasip ederse 2017 itibariyle, 2017 yılının sonu itibariyle büyük projelerimizin en az %80'ini bitirmiş olacağız Adana'da. Tam %80'ini bitirmiş olacağız. Ne olur? Engel mi olur? Efendim, köstek mi olur? Bunların hepsi olur. Ama şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ya seve seve yapacağız, ya da söke söke yapacağız. Ya da vatandaş hakkınızdır diyecekler, buyurun diyecekler. Başka çaresi yok. Evet değerli hemşehriler, bunların hepsini teker teker hayata geçireceğiz. İnşallah, inşallah önümüzdeki dönem Adana'mızın hizmette 2017 yılı en atak dönem olacak. Bazen bizi suçluyorlar. Bunu bir propaganda metodu olarak da kullanıyorlar. Ne diyorlar? İşte başkan hep kırsala çalışıyor. Değerli hemşehriler, insanın bir temel ihtiyacı vardır. Temel ihtiyaçlar, fizyoloji. Bu önce sorduğumuz hava, ikinci sırada içtiğimiz su, üçüncü sırada gıda gelir. Bunları temin edemeyen insanlar, efendim Antalya'nın herhangi bir otelinde ya da Afyon'un bir kaplıcasında, bırakınız Avrupa'yı, dışarıyı, tatil planı olabilir mi? Olamaz. İşte kırsalda yaptıklarımız, hava, su ve ekmek gibi önemli. Zaten birisi su, diğeri de yoldur. Bunlardan hala gelecek yazda tamamlayacağımız olan hizmetler var. Onun için kimse kusura bakmasın, bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Ama hala diyoruz ki biz paramızın bir büyük kısmını yine şehir merkezinde harcıyoruz. Şehir merkezinde nitelikli hizmetler yapıyoruz. Allah nasip ederse gelecek yıl Devlet Bahçeli Köprüsü'nün de üzerine koyarsak en az 350 milyon liralık yatırımı hayata geçirmiş olacağız. 350 milyon liralık.